Çener'in konuşması bizim hiç alışık olmadığımız bir konuşma. Yani böyle parti kongrelerinde genel başkanlar genellikle daha kapsayıcı, daha kuşatıcı, kendi partilerine, delegelerine hitap eden böyle daha Türkiye yüksek tempolu politikası, konuşmalar dünya yaparlar. politikası anlatır değil Bir mi? perspektif Hiç öyle bir şey sunarlar. Bir de cesaret Ya da verir. bir değerlendirme yaparlar. Yani bir seçim geride bıraktık, seçimde bir başarısızlık var. Bir gerçekçi bir değerlendirme yaparlar. Bunların hiçbirisini görmedik. Bir kere çok sert bir konuşmaydı. Kendi içerisinde tutarsızlıklar barındıran bir konuşmaydı. Ve şunu söyleyeyim. Eğer Meral Akşener İyi Parti Kongresi'nde adaylardan birisi olsaydı, yani genel başkana karşı aday olan bir figür olsaydı, bir partili olsaydı, bu konuşmayı bir yere kadar anlayabilirdik. Ama Meral Akşener bir genel başkan. Ve genel başkan bütün sorumluluğu seçimlerde uğranılan yenilginin, başarısızlığın, ittifak pazarlıklarının tutmamasının bütün sorumluluğunu partililerine ve parti yöneticilerine havale etti. Yani gerçekten anlamak mümkün değil. Partililere hakaret etti. Evet, Bana partililere iftira attınız diye beddua etti. şöyle bir şey oldu. Yani bir çuvalla çıktı bir ara kürsüye. Dedi ki bu çuvalın içerisinde bütün işte parti yöneticilerinin, genel liderlik kurulu üyelerinin, milletvekillerinin isimleri var. Madem böyle istiyorsunuz kura çekeceğim dedi. Tabii kura çekmeye niyeti yoktu. Ama bunu sadece o blok listeyi haklılaştırmak için kullandı. Onlar da alkışladı. Ve alkışta enteresan bir şekilde, ama alkışlamayan da çoktu. Yani televizyondan görüntülere baktığımızda bir kısım partililer coşkulu bir şekilde alkışladı ama bir kısmı bir tepki vermediler. Yani bunun en azından İyi Partililerin bir kısmı açısından söyleyeyim, olağan dışı bir şey olduğunu onlar da farkındalar. Yani bu çok alışık olmadığımız bir şey. Sık sık birkaç kere hesap vereceğim ama hesap da soracağım ifadelerini kullandı. Ama hesap vermedi. Sadece hesap sordu. Yani partilerine yönelik ve bu hesabı da şuradan sordu esas itibariyle, bu hani çuval örneğinde olduğu gibi, neden demokratik bir kongre düzenlememizi istiyorsunuz? En başta Meral Akşener'in iddiası neydi? Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılırken işte MHP içerisindeki listeler genel başkan tarafından belirleniyor. Hiç demokratik usuller yok. Biz İyi Parti'de çarşaf liste uygulamasına geçeceğiz. Yani çok sayıda isim listede olacak. Delegeler istediklerine tik atacaklar ve bu Bunu şekilde, söylüyordu değil mi? evet, parti Şimdi ne yönetimi dedi? belirleyecekler. Lider teşkilat doktrin tartışılmaz dedi. Tartışmaz. Şu anda dedi, genel başkansan ben dedi, bu listeyi çıkaracağım, blok listeyi, ve siz de onaylamak zorundasınız En azından diye. lider tartışılmaz dedi. Çünkü doktrinin falan ne olduğunu bilmiyoruz. Orada da bir muallaklı bir şey var değil mi yani? Yani o karışırsa zaten bu sefer İyi Parti tamamen meşruiyet zeminini kaybedecek. Yani MHP'ye doğru bir kayış olacak. Dolayısıyla çok açık bir şekilde kendi liderliğini yeniden öne çıkaran bir yaklaşım, bir söylem içerisinde hareket etti. Tutarlı mı? Tutarlı değil. Ama diğer taraftan baktığımızda İyi Parti içerisinde bunun teveccüh görmesi de çok enteresan. Yani İyi Parti delegelerinde büyük kısmı o konuşmaya rağmen, yani kendilerinin itham edildiği, kendilerinin çok sert şekilde suçlandığı konuşmaya rağmen, ki mevzuyla alakaları yok esas itibariyle. Herhalde İyi Parti'nin kongre delegeleri demediler biz CHP ile ittifak yapalım. Ya da bu insanlar CHP ile ittifak sürecinde önce 2019'da sonra 2023 seçimlerinde masa başında bulunmadılar. Yani bu belediyeler seçimlerinde ittifak yapıldıysa bunun sorumlusu genel Ya başkan. da 15 milletvekili Ve alındıysa. alındıysa bunun sorumlusu, milletvekili listelerin belirlenmesinde hatalar yapıldıysa yine genel başkanlık. Ya da işte Akşener'in en fazla kızdığı şeylerden birisi şu ithamdı. İşte milletvekili listelerinin parayla satıldığı ithamıydı. Ya bu listeleri suçlamaları çıkaranlar da yine İyi Parti içerisinden çıkanlar. Yani bunu da biz bilmiyoruz. İl başkanı, milletvekili, Milletvekili ya da sıradaki işte yani eski aday parti olanlar, yöneticisi, bu insanlar kurucu. bunu ortaya attılar. Yani dolayısıyla hiçbir şekilde hesap vermeyip sürekli suçlama üzerinden giden bir durum söz konusuydu. Aslında bu kadar sert suçlamalar yapınca arka arkaya rakibinizin gardını da kırıyorsunuz. Yani orada bir takım delegeler çıkıp genel başkana yönelik eleştirel bir söylem geliştirecekse de söyleyemiyorlar. Çünkü en baştan hani tırnak içerisinde haini ilan edilmiş oluyorsunuz. En baştan kötü niyetli, maksatlı ilan edilmiş oluyorsunuz. Bu şekilde genel başkan bütün eleştirileri kapatmış oluyor. Ama siz genel başkansınız, genel başkan adayı değilsiniz. Fiktif, hayali, kurgusal bir takım eleştiriler ortaya çıkıyor. İşte ittifaklara yönelik eleştiriler. O zaman sizin kendi milletvekillerinize, daha doğrusu kendi delegelerinize neden böyle bir ittifak arayışı içerisine girdiğinizi anlatmanız lazım.
neden cuma günü masadan kalkıp pazar günü o masaya tekrar oturduğunuzu anlatmanız lazım. Onlar hiç bahsetmedi. Yok, o mesele hiç bahsedilmedi. Halbuki çok önemli mesele değil mi? Açıklanması gereken. Yani bu seçimi anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından söylüyoruz. Kılıçdaroğlu kaybetti, HDP kaybetti, CHP kaybetti, İYİ Parti'nin teşkilatı kaybetti. Yani parti örgütlenmesi kaybetti ama Sayın Meral Akşener muhalifleri kaybetti ama Meral Akşener kaybetti. Evet, yani seçimin tek kazananı olmasa da işte Sayın Cumhurbaşkanı seçildi ama onunla da ilgili bir takım şeyler söyledi. Seçimin tek kazananı Meral Akşener gibi bir tablo ortaya çıktı. Yani böyle bir zemin içerisinde nasıl siyaset yapılır, ne yapılır bilmiyorum. Tabii İYİ Parti zaten böyle yaptığı için bir söylem üretemiyor, bir siyaset üretemiyor. Yani bir perspektif, bir vizyon ortaya koyamıyor. Hani daha önce de konuştuk bunu. Hatta şöyle, geçen hafta da burada, hafta içinde katıldığımız başka yayınlarda şunu tahmin ettik, şunu söyledik. Meral Akşener dedik, çok sert bir konuşma yapacak ve masayı devirecek. Ama masayı devirmesi de aslında samimi olmayacak. Pazarlık payını artırmak için, yani gelecek gibi yapılacak mahalli idareler seçimlerinde pazarlık payını artırmak için masayı devirmiş gibi yapacak dedik. Bütün tahminlerimiz tuttu. Yani bu da çok normal bir durum değil. Yani eğer bir siyasi parti lideri bu kadar öngörülebiliyorsa zaten başarılı olma şansı yok. Yani Sayın Erdoğan hareketlerini ya da yapacağı davranışları bakanlar kurulu listesini öngöremiyoruz. İşte bir sürü liste ortaya atılmıştı. Hiç kimse kimseyi tutturamadı neredeyse. Çünkü Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı bu siyaset tasavvurunu kendi içerisinde bir iştitarlık çerçevesinde yürütüyor ve rakiplerinin de bu hamlelerin öngörmesine izin vermiyor. Ama muhalefetin her şeyi açıkta. Böyle olunca da başarı şansınız kalmıyor bir taraftan. Ha, bunun yanında öz eleştiri de yapmıyorsunuz. Yani parti içerisinde yine aynı kadrolarla, yine aynı listelerle giriyorsunuz. İki seçim, hatta üç seçim oldu İYİ Parti'nin girdiği. İşte 2018, 2019, 2023 seçimleri. Elde hiçbir başarı yok. Kayda değer hiçbir başarı yok. %10 bandına sıkışmış kalmışsınız. İşte Mehmet Bey söyledi. Hiç belediye kazanamamışsınız neredeyse. Bakın İYİ Parti MHP'nin içerisinden geçti, çıktı. MHP'nin içerisinden çıkan İYİ Parti'nin hiç il belediyesi yok. MHP'nin 11 tane sanırım il belediyesi var. Büyükşehirler de var. Büyükşehirler de var arasında. 60'tan fazla ilçe belediyesi var. 200'den fazla toplam belediyesi var. İYİ Parti'nin belediye sayısı kaç? Yani her şeyi CHP ittifakına ya da işte CHP'ye aktarmışsınız, bırakmışsınız. Diğer taraftan bakıyorsunuz. Şimdi kongrede çıkıyorsunuz. CHP'yi suçluyorsunuz ya da bu pazarlıkları suçluyorsunuz. Pazarlıkları siz yaptınız. Dolayısıyla hani Mehmet Acet'e son cümlelerimde bu olsun. Katılıyorum. Bunlar aslında İYİ Parti aslında başka alternatife sahip değil şu aşamada. Yani Meral Akşener'in pozisyonunda aslında birbirine benzemeyen insanların oluşturduğu bir parti yapısını bir arada tutmak. Yani başka güçlü bir figür olmadığı için ya da birkaç güçlü figür olup bunların hiçbirisi diğerinin öne çıkmasına izin vermediği için Akşener'in aslında partiyi yönetmesine, kontrol etmesine izin veriliyor. Alttaki yöneticiler de kendi pozisyonlarını bir şekilde koruyorlar. Bu tür bir siyaset tarzı içerisinde CHP ile işbirliği yapmaktan başka hiçbir alternatif yok. Dolayısıyla 2024 seçimlerinde de CHP ile yeniden pazarlık masaları oturulacak ama ben de CHP'nin açık söylemek gerekirse o kadar tavizkar bir tutum içerisine gireceğini düşünmüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun tavrı da ortada. Kendi belediye başkanlarının yaklaşımı da ortada. Yani Kılıçdaroğlu şunu demeyecektir. Tamam, İstanbul'u biz alalım, Ankara'yı siz alın demeyecektir. Ama gerekirse ikisini de kaybetmeye göze alacaktır. Bence şöyle yapacak Emre. Yani orada Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı modeli var hatırlarsan. Verin oradan ablama diyecek belediye başkanlığı yardımcılığı. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan, Mersin'den belediye başkan yardımcılığı verecek İYİ Partililere. Yani buna da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vaat etti ya, onun benzeri bir modeli işte İYİ Parti, evet bu olabilecek bir ihtimal. Tabi buna da razı olurlarsa bu da İYİ Parti'nin sonuna getirecek bir durum. Yani siz siyaset yapıyorsunuz, belli iddialarla ortaya çıkmışsınız ve sürekli pazarlıklarla, koltuk pazarlıklarıyla hareket ediyorsunuz. Yani bunu daha önce de söyledik. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde, AK Parti'de bir sürü ortaklık yapıyorlar Cumhur İttifakı çerçevesi içerisinde. Pazarlık var mı? Yok.
Yani MHP ben şu bürokrasiden bu kadar pay istiyorum, şu kadar bakanlık istiyorum diyor mu? Demiyor. Hatta tam tersine iddialara göre Sayın Bahçeli tekliflere rağmen yani böyle bir bakanlık noktasında hani sıcak bakılmasına rağmen Cumhurbaşkanımız tarafından bunu reddediyor. Yani dolayısıyla burada bir sahicilik söz konusu. Diğer tarafta bir tür koltuk pazarlıklarının kıskacına makasına girerseniz siyasi bakımdan ömrünüzün uzun olmayacağı aşikar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.